anne hep bunu boyuyor. Bunlar soluyor. Sonra falan. Meğerse yumurtanın boyası gerçekten solarmış. Ve de bir de tuzu atılmayan boyalar sonra. Sonra renk uzmanım oldunuz böylece. Boyacılığı öğrendim. Baştan. 16 yaşlarında. Sonra doktor Ömer'le çalıştım. Alman Lisesi'ndeki kimyagerimle. 35 yıl çalıştık beraber. Ondan sonra onlardan da bir şeyler kattım. Kök boyayı çözdüm ama tabii ki orijinal malzeme bambaşka. Eski 100-200 yıl geçmiş malzemeler denenmiş oluyor. Ayıbı çıkmış oluyor. Solduysa soldu, kaldıysa kaldı. O daha işimize gelir. Önce kitap tamirciliğine başladım. Gidiyorum sahaflardan arıyorum kitabın yaprağını bulmak için. Bakıyorum yırtık bir kitap, onu alıp götürüyorum. Onu falan. Çilek o mücellit. Ya dedim bu işte uğraşıp bak. Ondan sonra geçtim. Türk kırmızısı diye bir şey buldular. Halıda kullanılan Türk kırmızısı. Var. O nedir? Var mı? Şöyle Osmanlı'da mesela en güzel kırmızı ne mesela? Düşün bak. Bir tane lah var. 15. yüzyılda Ermeni vatandaşlar çok kullanmış. Şarabi gibi şu kızdaki şey. Şerbet. Şerbetin rengi. Ama bunun bir böcek ilacı var. Böcekten alınmış. Koşinil diye. Koşinil. Öbürü bitince tarlalarda çok az olur. Sabah 7.30'da 7'de kalkacaksın domalanana gibi bir tane çiçek bulacaksın. Yani zor iş o. Lah Osmanlı'da çok pahalı. Şimdi de pahalı. Bulunmaz ki. Belki Ermenistan'da tarlalarda belki olur. Bizim burada yok. Belki pahalı. Meşhur kırmızı. Meşhur kırmızı söyleyeceğim. Bak bir dakika. O İrak çetiliyor. Ha bak. Şimdi gül kurusu var ya, Osmanlı'nın en sevdiği renkler. Mesela sünnet düğünlerinde en çok kullanılabilen, sevilen gül kurusu. Gül kurusu çok seviliyor. Solmuşu değil de azıcık canlısı. Adamlar sünnet düğününde devamlı onu duvara asıyorlar. Mihrap yapıp onu duvara asıyorlar. Gül kurusu çok seviliyor. Hakikaten şimdi de seviliyor. Şu beyefendinin mesela o kayısı var ya, onun pembe tonu gül kurusu. O çok seviliyor. Telefonda var ama çok var. Köşkinden olmuyorsa ne oluyor? Lahtan oluyor. Lah da anlatıyorum ya, çok pahalı bir boya. Yani 7 tane çiçeğe bulup kaynatmak için kadın 7 gün erkenden kalkacak. Biz şu anda bitkiyle yapıyoruz. Mesela kök bayayı bulamazsak İran'dan getiriyoruz. Bayer var ya bayer. Bayer'den alıyorduk, bayer bıraktı şimdi. O sahte boyaya geçti, analim boyaya geçti. Şimdi kendi yörelerimizde otları buluyoruz. Sarıyı mesela muhabbet çiçeği buluyoruz falan, onlardan yapıyoruz. Ama kırmızı 10 ton kırmızı var. Bu 10 ton yani o Osmanlı kırmızı yani biri bu lat çok pahalı ama Osmanlı zamanında bir 100 gramı 100 gramı 15 altın mıymış neymiş işte sarlıraymış. Çok pahalı. Yani bulması zor yani. Şimdi şurada